Bu parçada hikaye anlatıcılığı ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilmiş olan bu parçada hikaye anlatıcılığının bir meslek olmadığı özellikle vurgulanmıştır. Hayatın her aşamasında her meslekten kişi hikaye anlatıcısıdır. Bir müzisyen, bir konuşmacı, bir politikacı, bir pazarlamacı, bir ressam bunların hepsi hikaye anlatıcısı değil mi? pazar yerindeki pazarcının bile ürününü satarken bir hikayeyle sattığı zaman daha çok kazanç sağladığından bahsedilmiştir. Yani bu parçada asıl anlatılmak istenen, anlatacak ilginç şeyleri olan, bunu cazip bir şekilde ve seçtiği, yetenekli olduğu yöntemle karşısına aktarabilen herkes hikaye anlatıcısıdır. Hikaye anlatıcılığı ayrıca bir meslek değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada vurgulanan düşünceyi en iyi yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir? En iyinin altı çizilmiştir. Demek ki vurgulanan düşünceyi yansıtan başka cümleler var ancak bize en iyi yansıtan sorulmaktadır. En genel şekilde yansıtan cümleyi bulmalıyız. Bize verilmiş olan bu parçada tatilin bir kaçış olmadığı vurgulanmıştır özellikle. Çünkü insanlar tatilde tüm sorunlarını bir kenara bırakıp çok verimli bir şekilde geçirmeyi düşündüklerinden tatil bitiminde hüsrana uğramaktadırlar. Yani stres, sorunlar, hayatımızın her kademesinde olacak olan unsurlardır. Önemli olan bunlarla yaşamayı bilmektir. Bunlarla mücadele edecek yöntemimizin olmasıdır. Buna sahip olmanın yöntemlerini keşfetmeliyiz denilerek bu durum dile getirilmiştir. Tatil yapmayı sorunlardan bir kaçış olarak görmek, sıkıntıları azaltmadığı gibi insanı ruhsal açıdan da yıpratabilir. Evet, parçada vurgulanan düşünceyi yansıtmaktadır ancak en iyi yansıtan cümle bu değildir. Çalışanlar gerçekten dinlenmek istiyorlarsa yılda bir keç, birkaç kez uzun tatile çıkmalıdır. Böyle bir birkaç kez uzun tatilden bahsedilmemiştir. İş hayatındaki sorunları evimize taşımamız sıkıntıları çözmediği gibi daha da karmaşık hale getirir. Sorunları eve taşımaktan bahsedilmemiştir. Tatil sonrası gelmesi muhtemel stres fırtınalarını yönetmek için profesyonel yardım almak gerekebilir. Profesyonel yardım almaktan bahsedilmemiştir. Stres ve sıkıntılar yaşamımızda her zaman var olacak şeylerdir. Onlarla baş etmeyi öğrenmemiz gerekir. Evet, en iyi yansıtan cümle budur cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın bütünü göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin amaçlanarak yazıldığı söylenebilir? Parçayı okuduğumuzda sanki bu parça "Ben kitap okumaya zaman bulamıyorum." diyen birine verilmiş bir cevap gibi gelmektedir. Çünkü kitap okuma için değerlendirilecek zaman dilimlerinden ve yerlerden bahsedilmektedir. Günlük yaşamın koşuşturmalarına yetişmenin zorluğunu belirtmek hayır bunun için yazılmamıştır. Okumanın insana farklı düşünme yetisi kazandırdığını ispatlamak. Evet, parçanın bir yerinde bu durumdan bahsedilmiştir. Ancak bize parçanın bütünü göz önüne alındığında diye sorulmuştur. Dolayısıyla bu değildir. Boş zamanların nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili örnekler sunmak. Kitap okumayla ilgili Verilen zamanlar, örnekler boş zamandır. Ancak genel olarak nasıl değerlendirileceği ile ilgili değil, kitap okumayla ilgili bu parça yazılmıştır. Dolayısıyla bu da olamaz. Batı dünyasının Türk toplumundan daha çok kitap okuduğunu aktarmak. Burada Batı toplumuyla Türk toplumu kitap okuma noktasında karşılaştırılmıştır. Ancak bu şekilde bir daha çok kitap okuma gibi bir karşılaştırma yapılmamıştır. İsteyen insanlar için kitap okumada zaman ve yer probleminin olmadığını belirtmek için yazılmıştır. Çünkü burada aslında bizim boş geçirdiğimiz birçok zaman diliminde kitap okunabileceğinden bahsedilmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Her iki parçada da ciltte oluşan sivilceden bahsedilmiştir. Ve her ikisinin de ortak özelliği yanlış bilinen bir durumdan bahsetmeleridir. Bununla birlikte yaygın kanının aksine tüketilen yiyeceklerin sivilce oluşumuyla bağlantısına dair bir deney sonucu bulunmuyor denilmiştir. Bu yüzden sivilceli cilt yüzeyini sürekli temiz tutmaya çalışmak genellikle durumu iyileştirmez denilmiştir. Yani Sanılanın aksine doğru bilgiler verilmiştir. Aynı kavrama ait birbirini destekleyen bilgiler kronolojik olarak verilmiştir. Böyle bir durum söylenemez. Aynı düşünce farklı bakış açılarıyla aktarılmıştır. Farklı bakış açılarıyla aktarılmamıştır. Benzer bir konunun birbiriyle çelişen yönleri dile getirilmemiştir. Çelişen yönlerden hiç bahsedilmemiştir. İki farklı konunun ortak yönü somutlamayla açıklan açıklanmamıştır aynı konuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar açıklanmıştır. Evet. Her iki parçada da ortak özellik budur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kitap okuyan kişinin kazanacağı özelliklerden biri değildir daha fazla yaşam tecrübesi edinmek bu özelliklerden biridir. Nerede dile getirilmiştir? İnsan belki yüzlerce yıl yaşayamaz ama kitaplar sayesinde yüzlerce yıllık bir deneyime sahip olabilir. Deneyim tecrübedir. Kelime hazinesini geliştirmek. Evet bu da bir özelliktir. Sözcük dağarcığımızı geliş, zenginleştirerek kendimizi doğru ve eksiksiz ifade etmeye yeteneği kazandırır. Güzel ve etkili konuşmak bize verilmemiştir bu cümlelerde. Sorunları çözme yeteneği kazanmak, evet, yaşamda karşılaşabileceğimiz problemleri önceden görüp benzer problemlerle karşılaştığımızda onların çözümlerine yardımcı olur. Yazılanları rahatlık, rahatça anlayabilmek, okuduğumuzu anlama ve yorum yapma yeteneğimiz gelişir. Güzel ve etkili konuşmakla ilgili bir özellik bulunmamaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Parçanın ilk cümlesinde sanayileşmenin artmasıyla kentleşmenin de değiştiğinden bahsedilmiştir. Yani kentleşme hızı sanayiye bağlı olarak değişmektedir. Yargısına ulaşılabilir. Bireyler olarak yaşantımıza getirdiği refahın yanında yani sanayileşme bireysel olarak bir refah getirmiştir. Yani sanayinin gelişmesi halkın refah düzeyini artırmaktadır. Yargısına ulaşılabilir bilir. Sanayileşmenin hızlı artışı, kırsal kesimden göçle oluşan aşırı nüfus artışı, dengesiz ve çarpık yapılaşma, çevre sorunları gibi pek çok sorunu beraberinde getirerek kentleri yaşanması kolay olmayan yapılar haline getirdi. Bu cümleden kentleşme çevre ve yaşam koşullarında olumsuz bir değişim oluşturur yargısına ulaşabiliriz. Yine aynı cümleden köyden kente göç, plansız mimarlar gibi etkenler şehirde yaşamı zorlaştıran faktörlerdendir yargısına ulaşabiliriz. Hızla büyüyen kentlerde sorunları çözmek mümkün değildir. Çözümün mümkün olmadığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi kesinlikle çıkarılabilir? Biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu ülke Türkiye'dir. Biyolojik çeşitlik bakımından zengin olduğumuz söylenmiştir. Ancak en zengin ülke olduğumuz söylenmemiştir. Dolayısıyla bu kesinlikle çıkarılamaz. Anadolu coğrafyası hayvanların doğal göç rotaları üzerindedir. Doğal göç rotasından değil buzul çağlarındaki göçlerden bahsedilmiştir. Dolayısıyla bu yargı kesinlikle çıkarılamaz. İklim değişikliği günümüzde biyoçeşitliği azaltan etmenlerdendir. Bu şekilde bir anlatım yapılmamıştır buzul çağlarından dolayı Anadolu'ya birçok tür göç etmiştir. Bu Anadolu'nun biyoçeşitliğini zenginleştirmiştir. Ancak bu şekilde bir durumdan bahsedilmemiştir. Ilıman iklim Afrika kökenli hayvanların fizyolojisinde olumsuz etkiler. Afrika kökenli hayvanların fizyolojisini olumsuz etkilerine dair bir anlatım yapılmamıştır. Anadolu farklı iklimsel koşulların gerçekleştiği bir coğrafyadır. Evet bu kesinlikle çıkarılabilir. Çünkü iklimin soğuduğu dönemlerde kuzeyde yaşayanlar ılık olduğu için Anadolu'ya gelmiştir. İklimin ılımanlaştığı dönemde güneyde yaşayan hayvanlar da Anadolu serin olduğu için Anadolu'ya gelmiştir. Yani farklı iklimsel koşulların gerçekleştiği yargısını çıkarabiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangilerine ulaşılamaz. Çocuk yayıncılığı üzerinde birçok çalışması bulunduğuna ulaşılamaz. Çünkü çocuklar için yazdığı bir kitaptan bahsetmiştir ve başka bir kitabının olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Yazdıklarıyla ilgili öz eleştirel bir süreç yaşadığına ulaşılabilir. Öncelikle ben bir çocuk edebiyatı yazarı değildim ve cümlelerin bir yetişkinin ağzından çıkıyordu. Kendisiyle ilgili olumsuz bir durum dile getirmiştir. Bir öz eleştiri yapmıştır. Bir kitabını hazırlarken yazma sürecine nasıl başladığına? Evet, bu kitabı yayımlamadan önceki süreçten bahsetmiştir. Mevlana'nın Mesnevisi'ne denk geldiğim hayvan öykülerini biraz da uyarlayarak kızıma uyku öncesi okumamla başladı. Bu kitabın yolculuğu denilerek bu durum dile getirilmiştir. Yani bu yargıya ulaşılabilir. Çocukların bilgi ve anlama düzeyine uygun eserler yazmak için profesyonel destek aldığına değinilmemiştir. Bu yargıya ulaşılamaz. Profesyonel destek aldığından hiç bahsetmemiştir. 1 ve 4 numaralı bilgilere ulaşılamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada zeytinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ana vatanının neresi olduğuna değinilmiştir. Medeniyetin beşiği Mezopotamya'dan yola çıkıp tüm Akdeniz'e, oradan da Amerika'ya yayılan zeytin denilmiştir. Türkiye'deki üretim ve tüketim durumuna değinilmiştir. Zeytinin üretiminde Türkiye önemli bir merkezdir. Sofralık zeytin üretiminde ikinci, tüketimde ise birinci sıradadır. Yani üretim ve tüketim durumundan bahsedilmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski bir yiyecek olduğunda yine değinilmiştir. İnsanlık tarihiyle hep el ele gider denilerek bu durum dile getirilmiştir. Bazı etkinliklere konu olduğuna yine değinilmiştir. Zeytinin önemini ortaya koymak isteyen insanlarca 2006 yılında Zeytin Dostu Derneği kurulur ve her yıl zeytinle ilgili çeşitli yarışmalar düzenlenir. En fazla üretimin Akdeniz bölgesinde yapıldığına değinilmemiştir. Akdeniz bölgesi üretim noktasında başka yerlerle karşılaştırılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? Oluşum süreci hala devam eden bir dağ kuşağında yer alan ve jeolojik bakımdan genç olan Türkiye'nin yüz ölçümü olarak kendisinden yaklaşık 15 kat büyük Avrupa kıtasından daha zengin bir biyoçeşitliğe sahip olmasının sebebi de budur. Evet, Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından zenginliğe sahip olmasının Sebebi dile getirilmiştir. Türlerin çoğalmasının önündeki en büyük engel engebeli araziler mi? Hayır bu sorunun cevabı değildir. Avrupa'daki dağ oluşumu neden Türkiye'den daha yavaştır? Burada vurgulanan durum dağ oluşumu değil. Oluşumunu tamamlamamış kara parçalarına dağ oluşumu nasıl gerçekleşir? Bu sorunun cevabı değildir. Popülasyonların birbirinden ayrılması biyolojik çeşitliliğe zarar verir mi? Bu sorunun da cevabı değildir. Tür Türkiye'deki biyo çeşitliliğin zengin olmasının sebebi nedir? Evet. Bu sorunun cevabıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçaya göre dağ oluşumu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri söylenemez? Anadolu diyagonalinde antik linaller ve senk linaller oluşturmuştur. Evet bu söylenebilir. Antik linal ve senk linallerin sıra dağları oluşturduğundan ve bunun da biyoçeşitliliği arttırdığından bahsedilmiştir. Parça'nın sonunda da Anadolu Diagonalinin de biyolojik çeşitliliği, biyoçeşitliliği çeşitliliği etkilediğinden zengin bir biyoçeşitliliğe çeşitliliğe sahip olmamızın sebebi olarak dile getirilmiştir. Yani dağ oluşumu ile ilgili Anadolu Diagonalinde antiklinal ve sinklinallerin oluştuğu söylenebilir. Avrupa kıtasında Kara Parçasının yaşından dolayı tamamen durmuştur. Avrupa kıtasında tamamen durduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Ülkelerin yüz ölçümü ve biyoçeşitliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Biyoçeşitliliğini etkileyen önemli bir faktör olarak dile getirilmiştir. Ancak yüz ölçümden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla 2 ve 3 söylenemez cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözle dergilerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Evet, altı çizili sözümüz zemin sözcüğüdür. Zemin sözcüğünün anlamını iyi kavrayabilmek için öncesindeki bir iki cümleyi okumalıyız. Edebiyatın hayata açılacağı yer yine edebiyat dergileridir. Yeni bir yazarın ilk okulu her zaman onlardır. Okuru olduğunuz bir dergide, okuru olduğunuz yazarlarla birlikte yazdığınızda bir sürekliliğin halkası olursunuz ve yazmaya devam etmek için bir sebebiniz daha olur. Edebiyat dergiciliği yazın dünyasında kendini yalnız hisseden birilerine ulaşıp onların ayaklarının altında bir zemin oluşturmaktır. Evet, yani zemin sözcüğünden kasıt yazarlara kendilerini gösterebilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Edebiyat heveslilerine kendilerini gösterebilecekleri bir ortam hazırlamak cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada edebiyat dergileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yeni bir yazarın ilk okulu her zaman onlardır cümlesinde yeni yazarlara yazın yolculuğunda destek olduklarına değinilmiştir. Edebiyat dergiciliği yazın dünyasında kendini yalnız hisseden birlerine ulaşıp onların ayaklarının altında bir zemin oluşturmaktır. Burada bu cümlede yazın dünyası için önem ve değer taşıdıklarına değinilmiştir. Yeni yazarlara yol göstermesi ve yazarların altında bir zemin olması bu önemi ve değeri göstermektedir. Günümüzde basılı kağıttan okunmak için bize dayatılan bir dergiye ihtiyaç kalmadı. Gazetelerin bile internetten takip edildiği bir dönemde dergilerin aylık akışını takip eden okurların bağlılık ve fedakarlığını alkışlamak gerekiyor. Yani bu cümlede hala basılı olan dergileri okuyanların bulunduğuna değinilmiştir. Şu halde basılı dergicilikte dijital yayıncılığın sunduğu önemli fırsatlardan yararlanmak ve içeriği okutmak için türlü yollar denemek gerekiyor cümlesinde de dijital yayıncılığın sunduğu avantajları iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinilmiştir. Dijital yayıncılığa geçenlerin daha kısa sürede okura ulaştığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Bu yargıya değinilmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İstanbul'un simgeler arasında yer alan Galata Kulesi, sosyal medyanın da etkisiyle çokça tanınan bir yer haline geldi. Bu cümlede bir karşılaştırma yapılmamıştır. Tarih boyunca hapishane ve gözlem kulesi olmuş, askeri amaçlar içinde kullanılmış olan kule bugün fotoğraf severlerin uğrak noktası. Burada herhangi bir beğeni dile getirilmemiştir. Paris'teki Eyfel Kulesi kadar ünlü değil fakat ondan daha eski bir tarihe sahip. Burada herhangi bir yanılgıdan bahsedilmemiştir. Tıpkı Kız Kulesi gibi 6. yüzyıldan bu yana zamanın en büyük devletlerine ve İstanbul'un tarihine tanıklık etmiş bir çıkarım yapılmamıştır. Somut verilerden yola çıkarak öznel bir sonuç değerlendirme yoktur. Fotoğraf makinenizin objektifini Boğaza giriş yönünden İstanbul'a çevirirseniz, kulenin hemen göze çarpan en etkileyici yapılardan olduğunu görürsünüz. Evet, kulenin etkileyici yapılardan biri olduğunu görmeniz için fotoğraf makinenizin objektifini Boğaza giriş yönünden İstanbul'a çevirmelisiniz. Burada bir koşul vardır. Yargının gerçekleşmesi bir koşula, bir şarta bağlanmıştır. Dolayısıyla 5. cümlede yargı koşula bağlanmıştır söylenebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan Galata Kulesi ile ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'da en çok bilinen tarihi yapılardan biridir. En çok bilindiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. O yüzden kesin olarak bu yargı çıkarılamaz. İstanbul tarihini tam öğrenmek isteyenler Galata Kulesi'ni bilmek zorundadır. Böyle bir zorunluluktan bahsedilmemiştir. Şehir fotoğrafçılığında İstanbul'un en önemli merkezidir. Yine en önemli merkezidir şeklinde bir anlatım yapılmamıştır. Boğazdan şehre giriş yapanların dikkatini çeken ilk tarihi eserdir. Bu şekilde bir ilk tarihi eser olduğundan yine bahsedilmemiştir uzun yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmış bir yapıdır. Evet, bu yargı kesin olarak çıkarılabilir. Çünkü tarih boyunca hapishane ve gözlem kulesi olmuş. Askeri amaçlar için de kullanılmış. Dolayısıyla farklı amaçlarla kullanılmış bir yapıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın sonunda düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? Bize verilmiş olan bu parçada teknoloji bağımlılığından bahsedilmektedir ve teknolojinin zararı olarak bu bağımlılık anlatılmaktadır. Uzun süre bilgisayarla meşgul olduklarını ise genellikle inkar ediyorlar. Evet, teknoloji bilgisayar bağımlılarının bir özelliğidir. Parçanın sonuna getirilebilir. Bu durumda olanların klinik ya da psikolojik destek almaları gerekiyor. Evet, bir bağımlılık olduğu için bu da yine parçanın sonuna getirilebilir. Bilgisayarla yeni tanışmaya başlayan ilkokul çağındaki çocuklarda bile bu durumlar gözlenebiliyor. Evet bu durumlardan kastı bilgisayar bağımlılığıdır. Dolayısıyla bu da parçanın sonuna getirilebilir. Teknoloji bu kişilerin yaşamını kolaylaştırmak yerine onu daha da çıkmaz yollara sokabiliyor. Evet yine bir bağımlılıkla ilgili bir olumsuz durumdan bahsedilmiştir, getirilebilir. Teknoloji dünyasına daha birçok yenilikler yenilikle karşılaşacağımız günler çok uzakta görünmüyor. Burada bağımlılıkla ilgili hiçbir şey anlatılmamış. Hatta teknolojinin olumlu gelişmesinden bahsedilmiştir ki bunu getirmek uygun değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan hareketli bilgisayar teknoloji ve internetle ilgili olarak verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Hayatımızın vazgeçilmez olan bilgisayar teknolojisi bilgi alma ve paylaşma gibi faydalarının yanında birçok sorunu da yaşamımıza getirdi. Yani faydalarından çok zararlarının görülmeye başlandığına ulaşabiliriz. Gerçekten de uzun süreli bilgisayar kullananlarda uyarıcı ya da uyuşturucu madde bağımlılarına benzer bir tablo oluşabiliyor. Yani kimi yönlerden zararlı alışkanlıklar alışkanlıklara benzer etki bıraktığına da yine ulaşabiliriz. Daha çok eğlence için kullanıldığına, teknolojinin daha çok eğlence için kullanıldığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Bilgi alma ve paylaşma gibi faydalarından bahsedilmiştir. Eğlence dile getirilmemiştir. Dolayısıyla bu yargıya ulaşamayız. Yalnız bir numaralı yargıya ulaşılamaz. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? Bize verilmiş olan bu parçada Edirne'deki mesire yerleri hakkında bilgi verilmiştir. Evet, saray içinden ve Söğütlük mesiresinden bahsedilmiştir. Amaç bilgi vermek olduğu için bu parçada yararlanılan ilk anlatım tekniği açıklamadır. Bu mesire yerleriyle ilgili bilgi verilirken Tunca Nehri'nin iki kolu arasında ağaçlarla ve zümrüt gibi çayırlarla kaplı ufak bir adacık ifadesinde sık ağaçlardan oluşan bir ormanın bulunduğu ifadesinde betimleyici özellikler verilerek bu mesire yerleri okuyucunun hayalinde resmedilmeye çalışılmıştır. Yani betimlemeden yararlanılmıştır. Bu parçada açıklama ve betimlemeden yararlanılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçaya göre mesire yerleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? Değişik zamanlarda farklı amaçlarla kullanıldığı söylenebilir. Çünkü günümüzde piknik yapmak ve dinlenmek için kullanılan saray içi, Bizans zamanında avlanmak için kullanılan bir yermiş. Dolayısıyla değişik zamanlarda farklı amaçlarla kullanıldığı söylenebilir. İçme suyuyla meşhur yerlerin de olduğu söylenebilir. Ayrıca içme suyuyla ünlü kara ağacı da bu güzel yerlerden saymak gerekir. Yani Edirne'deki mesire yerlerinden biridir. Saray içinin Kırkpınar güneşlerinden dolayı halk arasında ünlendi. Saray içi anlatılırken Kırkpınar güreşlerinin yapıldığından bahsedilmiştir. Ancak bu güreşlerden dolayı ünlendiğinden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla 3 numaralı yargı söylenemez. 1 ve 2 numaralı yargılar söylenebilir. Cevabımız C seçeneğidir.